Şam'la siyasi temasın sağlanabileceği belirtildi. Açıklama kritik merkezlerde yankı buldu. Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde ilgili birimlerimiz belli temaslar kurabilir. Suriye'deki dengeleri değiştirecek açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Kalın'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da aynı tonda bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy kameralar karşısına geçti. Aksoy, Suriye ile istihbari görüşme olabilir dedi. Şam'la temasın sağlanabileceğine yönelik mesaj güvenlik bürokrasisinde de yankı buldu. Ulusal kanalın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre açıklama, Suriye sahasının kritik hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. PYD, YPG terör örgütleri Türkiye'nin de Suriye'nin de ortak düşmanıdır. Kalın'ın açıklaması İran'ın da gündeminde. İranlı üst düzey isimlerden edinilen bilgilere göre süreç Ankara-Şam temasına doğru ilerliyor. Açıklamanın Türkiye ile bölgenin çıkarları açısından olumlu olduğunu belirten kaynaklar, Ankara-Şam temasının Amerika'yı bölgede dışlayacağına dikkat çekti. Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. İranlı kaynaklar Afrin'in ardından Fırat'ın doğusunda da Suriye ile temasın PYD kantonlarına darbe vuracağını vurguladı. Esad'a yakın grupların Afrin'e girdiğini hatırlatan kaynaklar, bunun iki ülke arasında doğrudan temas hattını sağladığını ifade etti.